Beyefendinin sorusu çok kıymetli bir soru. Ben çok uzun yıllardır Türkiye'nin ekonomik sorun, yani bu yaşananların sadece ekonomik sahiplerle ortaya çıkmış sorunlar olmadığını, pek çok sosyal konunun da bunun içinde, bu başlıkların içinde yer aldığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu bir eleştiri midir, bir soru mudur arkadaşımızın sordu. Her ne olursa olsun haklılık payı çok yüksek. Ama bir taraftan da şunu kabul etmek lazım ki zaten artık bir faiz artırım falan söz konusu değil. Yani hani beyefendi faiz arttırarak nereye kadar? Orası bitti. Şimdi yavaş yavaş faiz indirim dönüşüne başlayacağız ama burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Türkiye'ye para gelmiyor olsaydı arkadaşımızın bu tespiti çok daha anlamlı bir hal alabilirdi. Ya kardeşim bak arttırdın faizi ama buna rağmen para gelmiyor. Bugünkü durum tam öyle değil. Bugünkü durum para geliyor. Bak altını bir daha çizerek söyleyeyim. Mert Yılmaz olarak kendi görüşümle. Bence hala hak ettiğimiz büyüklükte değil gelen para. Onu kabul edeyim. Para geliyor ama gelen para hisse senedine gelmiyor. İşte burayı biraz daha şey yapmamız lazım. Ne Şimdi derler? Üzerinde geldiğiniz ama sana izninle bir şey söyleyeyim. Hani demin dedim ya, ya işte seçimler bitti, not arttırımları geldi, o oldu, bu oldu. Peki niye düşüyor ya da niye patinaj çekiyor? Bence buranın hikayesi ya da gadı Koç Holding bünyesindeki Yapı Kredi bankalarının satılacağı haberiyle yaşanan coşkunun satışın gerçekleşmemesiyle beraber buranın tadı, tuzu, gazı kaçtı. Sonrasında işte kaç tane şey var. Borsaya vergi geliyor, gelmiyor. Yok efendim şu oranda geliyor, bu oranda geliyor, bu pakette geliyor, öbür pakette gelmiyor kısmı. Sonra enflasyon muhasebesinin burada çok büyük bir kafa karışıklığına, yatırımcı açısından da bizler açısından da sorun olduğunu. Ya işte gördüm böyle bakıyorsun. Aa işte 300 birim kardan 80 birim zarara geçmiş. Türkiye'nin böyle deve dişi gibi şirketleri. Orayı anlamak, bundan sonra ne olacağını şey yapmak. Tüm bunları alt alta koyunca ve üstüne de yeni bir hikayeyi yazamayınca, bak bir daha söyleyeyim, hayat normalleştikçe o hikaye yazma şeyin de azalır zaten yani. Her gün de hikaye yazmaz birader. Onun için biraz burada şeyimiz oldu. Ne şimdi derler? Patinaj halimiz oldu. Yalçın Bey'in sorusunu biraz daha açarak konuşalım. Faiz indirimi olması durumunda piyasaya reel anlamda ne kadar faydası olur veya olur mu diye sormuş. Orada hemen şunu söyleyeceğim. Pek çok finansal okuryazarlığı çok üst düzeyde olmayanlar için söylüyorum ki bu arada finansal okuryazarlığı herkesin üst düzeyde olmasına gerek yok. Nasıl ki benim tıp okuryazarlığım yüksek değilse bir doktorun da finansal okuryazarlığının benim kadar yüksek olması da gerek yok. O bir kere yani söylediğim şey yanlış anlaşılmasın. Yani bir cehaletten falan bahsetmiyorum. Ama bugün özellikle böyle bugün dün birkaç gündür sürüyor bir faiz tartışmasıdır. Almış başını gidiyor. Güzel tartışalım sorun değil. Bitmeyen Ekonomistler de faiz tartışması yapmışlar ülkede zaten. ya bitmeyen faiz tartışması yapsınlar ve bunu ekonomistler tartışsın o kısmı tamam. Ama yani ekonomiyle uzaktan yakından alakası olmamış faizle bütün ilişkisi mevduata para götürmüş ya da kredi çekmek için bankaya başvurmuş o krediyi de alamamış insanların ekonominin geleceği için faizin mi iyi olduğu, artırımının mı iyi olduğu düşün mü iyi olduğu. Bunun işte Avrupa'da ki ekonomistler tarafından nasıl yönetildiği falan gibi yorumlar okudukça yani diyorum ki ya yani yine sinirlenme sonuçta şey yani konuşuluyor yani o da onu yazmak istemiş bu da bir insanın özgürlüğü bırak yazsın ne olacak ki falan diyorum kendi kendime ama öyle değil çünkü başka insanlar okuyup ciddiye alabiliyor. Bir de o insanları ciddiye alıp cevap veren ekonomistler oluyor. Bu sefer onlara ya niye cevap verdi acaba? Cevap vermese daha iyi değil miydi falan diyorum. Sonra kendimi cevap vermek isterken buluyorum falan. Diyorum ki yine buna kızıyorsun dur yapma sen falan. Ama şimdi Yalçın Bey'in bu söylediğiyle birlikte bunu bir açıklayalım. Hikaye arkadaşlar faizin yüksek olması ya da düşük olması değil. Bazı zamanlarda faizin yükseltilmesi gerekir. Bazı durumlarda faizin düşürülmesi gerekir. An itibariyle yani bu bir iktisat doktrini, bir okul, bir ekol. Bu ekolden bakıldığında
finansal rakamlar bize şunu söylüyor. TL aşırı değerli. Dolayısıyla bir faiz indirimine gidilmesi gerekiyor mu? Evet, gerekiyor. Ama bu faiz indirimi çok hızlı, sallapati, ayakları yere oturmayan şekilde yapılırsa işe yarar mı? Yaramaz. Bunu tartışıyoruz aslında. Yoksa faiz yüksek olsun, faiz düşük olsun tartışması değil bu. Faiz indiriminin olması durumunda piyasaya reel anlamda faydası olur mu? İhracatçıya tabii ki olur. Sektörel bazda bunları eğer konuşacaksak işin o taraflarını da konuşmamız lazım. Ama önce bir kere şeyi, yani ana hikayeyi kavramamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şuraya, ben öyle bir giriş yapmış olayım. Sen de görüşmeye kalkarsan sevinirim. Buraya birkaç şey ben de ekleyeyim izin. Çünkü önemli bir konu. Biraz fikir olarak da tartışmakta fayda var. Şimdi arkadaşlar, bir faizin yüksek olup olmadığını anlamanız için bakmanız gereken şey ülkenin enflasyonu. Yani bazen 50 enflasyon çok yüksektir. Bazen 50 faiz çok yüksektir. Bazen 50 faiz hiçbir şeydir. Dolayısıyla burada önemli olan yatırımcıya reel olarak bir getiri sunmak. Bu önümüzdeki döneme ilişkin zaten bize böyle bir şeyi veriyordu, bu faiz oranını. Şimdi geldiğimiz yerde yaklaşık önümüzdeki aydan itibaren aylık olarak da bize bir reel getiri bırakacak artık. Yani siz, ne demeye çalışıyorum? Siz bankaya gideceksiniz, çok yuvarlayarak söylüyorum. Aylık %3,5-4'lük bir getiri elde edeceksiniz. İşte aylık enflasyon 1,5-2,5'larda olduğunda siz her ay bir reel getiri elde edeceksiniz. Şimdi birincisi, bu hikayenin iki tane aktörü var. Bunlardan bir tanesi para politikası, bir tanesi maliye politikası. Bunların ikisini birden doğru biçimde ve doğru yönde, yani ikisini de sıkı, ikisini de gevşek konjonktüre göre yönetmezseniz istediğiniz yere gitmeniz çok kolay değil. Bence para politikası burada belli bir yere kadar geldi. Ama maalesef maliye politikasında ciddi bir sıkılaşma görmüyoruz. Çünkü bizim ülkemizde mali disiplin gideri azaltmaktan ziyade geliri arttırmak üzerine kurgulanıyor. O da işte vergi, yönetilen, yönlendirilen fiyatlar, işte elektrik zammı, doğalgaz zammı, otoyol falan filan dedi mi, o tekrar dönüyor, sana bir enflasyon olarak geliyor. Yani biz anladık ki 100 milyar liralık çıkan tasarruf paketinden tasarruf edecek şey memurun servisi çıktı mesela yani. Şimdi dolayısıyla bugün itibariyle artık maliye politikasının da sıkılaşarak dezenflasyon sürecine bir destek vermesi lazım. Önce bunu söyleyeyim. İkincisi, kuvvetle muhtemelen yılın sonunda biz faizi 45 göreceğiz. Bu olur olmaz, bilemem. Bu benim tahminim. Çok da yalnız değilim bu konuda. Yalnız bunu kağıdın üstünde 45 görmek başka bir şey. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bugün Türkiye'de kredi muslukları neredeyse kör payla şey olmuş vaziyette. Ne derler? Kilitlenmiş, kapatılmış vaziyette. Zaten Merkez Bankası'nın sürekli son zamanlara, daha doğrusu, yani faiz indirimi gelse de sıkı para politikası devam edecek lafından anlaşılması gereken o. Yani şunu da söyleyenler olabilir, buna da çok hak veririm. Ya ne amma tartışıyorsunuz, gerçekten işiniz gücünüz yok mu babacımsın yani? Ha 50 olmuş, ha 45 olmuş, yani bütün tantana bu 5 puan için mi diyenler olabilir ve çok haklılar bu arada. Ama faizi 45'e de indirsen, 43'e de 40'a da indirsen, kredi musluğunu açmadığın sürece buradaki ekonomik aktivite dönmez. Çünkü Türkiye'nin... Oraya bir şey ekleyeceğim. Tabii ki. Kredi musluğunu açmadığın sürece evet dönmez, ama o kredi musluğunu açtıktan sonra kredinin nereye gideceğini çok doğru şekilde bir yol belirlemiş olman lazım ki işte dönüp krediyi çekip döviz almasın, dönüp krediyi çekip işte altına yatırmasın, bir yatırıma ulaşsın, bir gerçekten doğru yere, doğru kanalize olabilsin. İşte tüketici kredisi, tüketme, konut kredisi, gerçekten konuta şirketlerin yatırım yapmaları için yatırım tesislerine, işte makineye, teçhizata vesaireye dönebilsin. Şimdi çok haklısın, ama neticede bu ülkenin ekonomik yapısı şöyle. Kredi musluğu açıldığında ekonomi büyüyor.
kredi musluklarını kapattığında büyümekte zorlanıyor. Bu konu enflasyon raporunda Ankara'da da gündeme geldi. Ben soramadım, söz hakkı bana gelmedi. Ama görünen o ki, Mahfi abi de kaç gündür yazıyor. Türkiye özellikle hizmet tarafını dışarıda bırakıyorum. Reel sektör tarafında talepte çok ciddi bir kırılma var ve bir stagflasyona gidiyor. Stagflasyon ne? Büyüme yok ama enflasyon yüksek. Şimdi dolayısıyla bu ne kadar sürdürülebilir bir politika? Çünkü bunun bir diğer çıktısı işsizliğin artması demek. Bir ekonomi, yani bir iktidar, özellikle Sayın Erdoğan gibi enflasyon faiz arasındaki ilişkiyi kendince bir şeye oturtmuş, ne derler, farklı bakış açısıyla genel şeyden, temayülden farklı bakan, faiz olduğu için enflasyon yüksek diyen birine bir de bunun yanına işsizliğin yükseldiğini gösterirseniz, yani ortaya çıkarsa, bu başka bir sorun. İki ya da üç. Şimdi arkadaş, bu faiz inmesin lafı var. Peki inmesin. İnmezse de faiz, bak Merkez Bankası'nı da alkışlarım bu arada bu yıl sonuna. Babacığım, bu faiz nereye kadar inmeyecek? Yani şimdi sen diyorsun ki evet işte talep normalleşiyor, talebi kırıyoruz falan. Ya bu kimin talebi bir kere arkadaş? Ülkede asgari ücret açlık sınırının altında. Ülkenin emeklisinin aldığı para belli, çalışanının aldığı para belli. Dar gelirlisinin aldığı para belli, çiftçinin eline geçen para belli. Bu kimin talebi de bir bu talebi kırmaya çalışıyorsun? Ve bu faizle ya da sadece faizle bunun talebini kırabilir misin? Ve sen burada bazı şeyleri yapmadığın sürece yapılmayanların ne olduğunu anlatacağım. Ya faizi tuttun, 50'de tuttun, tut. Talep de bak, talebi bayıltmadı, öldürdün talebi yani. Bitti talep diye bir şey kalmadı. Yahu bu günün birinde tekrar yeşerecek. Tekrar Sadece olacak. Sadece diyor ya, talep değil asıl problem arz diye. Ha, sen orada talep tekrar canlandığında ne yapacaksın? Çünkü senin burada bir arz sorunun var. Senin burada verimlilikle, inovasyonla, katma değeri yüksek ürünle bir şeyin var. Yönetemediğin, çözemediğin bir sorunu var. Sen faizi burada yüksek tutarken beni, yani beni derken herkesi, bu milleti yapısal reformlarla bu işi gerçekten bir daha ortaya çıkmayacak biçimde ortadan kaldırdığına ikna edebilsen, tut abi 50'de, yani bir sene daha tut. Ama sorun öyle olmuyor. Ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Geçen gün Emre Akin Hoca yazdı. Bu iş Türkiye'de özellikle KOBİ ölçeğindeki işletmelerde iflasa gider. Ve borsadaki şirketler açısından da size kötü bir haberim var. Yakın zamanda bence bedelli sermaye arttırımları gelecek. Çünkü bu işletmeler finansa erişemiyor. TL finansmanına da erişemiyor. Döviz finansmanına da erişemiyor. Dolayısıyla bu insanların da işte üretmesi için, satması için, kendi operasyonel işleri için bugüne kadar alıştıkları bir yaşam, alıştıkları bir akışı var. Onu bir yere kadar şey yapıyorsun ama bir yerden sonra özellikle halka açıklar, diyecekler ki arkadaşlar yapacak bir şey yok. Siz de bu şirketin ortağısınız. Dolayısıyla sermaye ihtiyacınız var ve bu bedelli sermaye arttırma alerji yaptı sende galiba. Evet, ben de her zaman yapar o. Dolayısıyla şirketin ölçeğinden bağımsız, olduğu sektörden bağımsız ama özellikle borçluluğu daha yüksek olan sektörlerde, şirketlerde yakın zamanda bir bedelli sermaye arttırım sürecinin de başladığını görme ihtimalimiz var. Biraz uzun anlattım, özür dilerim.